Galatasaray haberlerimizi aktardıktan sonra gelin sarı kırmızı takımın gündemini Nevzat Dindar'la değerlendirelim. Nevzat Dindar, günaydın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen şimdi sarı kırmızıların gündemiyle başlayalım. Gençler Birliği maçını tabii ki detaylıca konuşacağız ama özellikle bugün gazetelere baktığımız zaman Fatih Terim'in kalan haftalarda, kalan 4 hafta için oyuncularını motive ettiği ve özellikle hiçbir şeyin bitmediğini söylediği ifadelerinin sıklıkla yer aldığını görüyoruz. Bu noktada Fatih Terim oyuncularına bunları söylerken acaba bu konuşmaların, bu motivasyon konuşmalarının oyuncular üzerinde nasıl bir etkisi var? An itibariyle Florya'da nasıl bir hava hakim? Son gelişmeler, son atmosfer nasıl acaba? Önce sana bunu sorarak başlamak istiyorum. Ya hocanın umudunu koruduğunu, en azından hala iddialı olduğunu son Konyaspor maçından sonraki açıklamalarından okuyabiliriz. Ama ben şampiyonluk konusunda Fatih Terim'in iddiasını ortaya koyan cümleler olmadığını düşünüyorum bunların. Yani Fatih Hoca'nın daha önce Galatasaray'ın dezavantajlı olduğu durumlarda kullandığı cümleler daha farklıydı. Daha özenle, daha iddialı cümlelerdi. Şimdi daha özenle seçilmiş ve kamuoyuna mesaj verir. Yani daha çok kamuoyuna mesaj verir nitelikte görüyorum. Oyuncularından hani son 4 haftada çok fazla bir değişim beklediğini düşünmüyorum. Ama sonuçta bir belirsizlik ortamı var. Bu belirsizlik ortamında elbette kendisinin durumu, oyuncuların durumu, birçok oyuncunun durumu, kulüpteki seçim, o atmosferi, bütün bunları üste koyduğumuzda aslında benim beklediğim dozda açıklamalar olmadığını söyleyebilirim. Bu da dediğim gibi Galatasaray'ın kendisinin, kulübün içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor. Ama şöyle de bir durum var. Şampiyonluk şansı Galatasaray'ın hakikaten de çok düşük bir ihtimal artık. Bence burada artık kritik nokta ligi ikinci bitirmek. Gizli bir ikincilik savaşı, gizli ya da açıktan. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin de son Alanya maçında bir puanı korumaya çalışması, her ne kadar şampiyonluk yolunda çok kritik olsa da, 10 kişilik Fenerbahçe'nin aldığı puan çok değerli olsa da, aslında gizli bir iki kulüp arasında, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ikincilik savaşı var. Sanki ikinci olan takım çok fazla yıpranmayacakmış gibi, sarsılmayacakmış gibi görünüyor. Ben biraz da iki takım açısından motivasyonu kalan haftalar için buna bağlıyorum. Şimdi saha dışı da çok ciddi gündemler var ve aslında daha çok da onları konuşuyoruz ama öncesinde hemen istersen Gençler Birliği maçını biraz konuşalım, değerlendirelim. Acaba nasıl bir takımla, nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak Fatih Terim, neler düşünüyor? Özellikle sen artık yarışın biraz daha ikincilik boyutunda olacağını söyledin. Biraz önce de ekrana getirmiştik Gençler Birliği deplasmanı. Genel anlamda Galatasaray'ı biraz zorlayan bir deplasman oldu bugüne kadar. Hem Gençler Birliği'nin şu anda bulunduğu konumu da düşünecek olursak. Bu karşılaşmanın nasıl geçmesini beklersin? Bir, ikincisi de özellikle Fatih Terim'in son zamanlarda, hatta belki sezona da yayabiliriz, İlk 11'de çok ciddi değişiklikler yaptığını biliyoruz. Hem Taylan dönecek mi, bunu da sormak istiyorum sana. Hem de hücum hattında bir önceki karşılaşmadan farklı olarak nasıl farklılıklar görebiliriz? Yine değişiklikler olacak. Taylan zaten Etabon'un yokluğunda mecbur olarak şans bulacak. Fatih Hoca Gedson'u zaten çok fazla tutuyor. Ön tarafta Konyaspor maçındaki hayal kırıklığının ardından yine değişiklikler olacak. Zaten Galatasaray'ın temel problemi de bu. Galatasaray başarılı geçen 2 yılın ardından 2 seneyi kupasız kapamak üzere. Şimdi Galatasaray'ın son 2 hatta 2-3 yılına bakacak olursak temel problem de bu kadar şampiyonluğa oynayan, bu kadar iddialı, iyi bir kadronun, ideal 11'in olmaması. Yani Galatasaray dediğinizde nasıl anlatırsınız, Galatasaray'ı nasıl tarif edersiniz diye bir soru sorulacak olsa, ideal 11'i yok. Yani bir çırpıda Galatasaray'ı sayamıyorsunuz. Sürekli değişiklikler oluyor. Bu da zaman zaman işte pandemi süreci, işte cezalar, sakatlıklar vesaire derken, formsuzluklar derken, ki bir sürü de talihsizlik yaşadı. Yani bir takımın, şöyle diyeyim Ezgi, Galatasaray'ın hali hazırda kadrosunda 4 tane sağ bek var. İşte Omar bir kaza geçirdi. Martinez, devre arasında DeAndre Yedlin ve Şener. Şimdi kadro planlaması ve mühendisinde de
biraz problem var gibi. Yani Galatasaray gibi bir kulübün, bir takımın 4 sağ bekinin bulunması. Sol bekte de aslında durum pek farklı değil. Biraz da aslında burada eldeki imkanların çok doğru kullanılmadığını gösteriyor bana göre. Sonuçta o bölgeye başka bir oyuncu da devşirilebilir. Bu diğer kulüplerde de böyle oluyor. Sonuçta çok hazırdan hareket edilmiyor. Yani teknik adamlar başka bir mevkinin oyuncusunu, örneğin Beşiktaş Dorukhan'ı oynatabiliyor Sergen Yalçın. Bence yani Galatasaray'ın biraz problemlerinden biri de kadro mühendisliğinde. Ha, bu haftaya bakacak olursak yine kadro değişiklikleri olacak. Yani bir Galatasaray muhabirinin herhalde son 2 yılda en fazla zorlandığı şey nedir diye sorulacak olursa muhtemel 11 yazmak, adı üzerinde muhtemel 11, ama muhtemel 11'i yaklaşmak hakikaten çok kolay değil. Normalde Fatih Terim'i başarıya götüren ideal kadrolardır, ideal 11'lerdir. Zaten dünyada da Avrupa futbolunda da hep üst düzey takımlar bu City'sinden iyi olduğunda işte diğer liglerde Paris'ine, Bayern'ine bir çırpıda 11'lerini sayabilmenizdir. Galatasaray ile ilgili zorlandığımız nokta, şu an Beşiktaş'ı farklı kılan nokta ideal kadrosunun olması. Yani bir çırpıda sayabiliyorsunuz. Galatasaray'da o istikrar sağlanamadı ve bu istikrarsızlık yarınki Gençler Birliği maçında da karşımıza çıkacak. Her türlü kadroya hazırlıklı olalım derim. Ama şu an zaten 3 aşağı 5 yukarı en azından savunma hattı belli. Eldeki imkanlar belli. DeAndre Yedlin takımla çalışmaları başladı ama yine Şener'in bir formu var. Hoca Şener'i kesmez. Don Marco, Ömer savunma hattından hoca memnun nispeten. Orada Saracchi'nin Ömer'i keseceğini de düşünmüyorum. Etebo bir iki maçtır Fatih Hoca Etebo'yu oynatıyor. Yarınki maçta zorunlu olarak Taylan'a dönecek. Ön tarafta da Feghouli'den istediğini alamıyor hoca. Yani bir Emre Akbabi deniyor. İşte bir Kerem'le şu an devam edecek gibi gözüküyor. Gelson Fernandes Fatih Terim'in artık vazgeçilmezi. Gelson Fernandes'in dışında Emre Kılınç da yine Fatih Hoca'nın çok değer verdiği oyunculardan bir tanesi. Sol tarafta ya yani orada ön taraftaki iki kontenjan için Halil Muhammed de diyebiliriz. Babel Muhammed de diyebiliriz. Babel Halil de diyebiliriz. Yani bu tür değişiklikler yaşanabilir. Hücum hattı hala net değil diyorsun. Peki saha dışı gündemler dedik, çok fazla konuştuk zaten haftalardır artık Galatasaray'ın performansından çok bunları konuşuyoruz. Şimdi yavaş yavaş başkan adaylarından açıklamalar gelmeye başlıyor. Tabii ki her adayın özellikle de Fatih Terim'le ilgili ne diyeceği çok merak ediliyor. Şimdi Burak Elmas çok net bir şekilde Fatih Terim'le devam etmek istiyoruz dedi. Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına baktığımız zaman bu kararı Fatih Terim verecek şeklinde ifadelerini duyuyoruz. Bir taraftan kulislerde başkan adaylarının başka teknik direktörlerle de görüşmeler yaptığı bilgileri de geliyor bir taraftan. Şimdi bu durumu biraz özetleyecek olursak şu anda Galatasaray'da neler yaşanıyor? Özellikle Fatih Terim'le ilgili görüşler, düşünceler ne? Fatih Terim'in düşüncesine bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin Nevzat? Yani başkan adaylarının düşüncesi elbette önemli ama Fatih Terim'in de bence ne düşündüğü önemli. Yani seçilecek hangi başkanla benzer problemler yaşamayacak, hangi yönetimle daha uyumlu olacaktır ya da ona istediği imkanları, şartları hangi yönetim, başkan sunacaktır. Bu nokta da bence çok önemli. Şu anki ortamda baktığımızda adaylık başvurusunu resmi olarak yapan Burak Elmas var. Divan Başkanı, eski Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yine adaylar arasında. Metin Öztürk ciddi bir çalışma içerisinde. Bunun dışında Tuncer Hoca da adaylar arasında ama ben Tuncer Hoca'nın Eşref Hamamcıoğlu listesinde yer alacağını, çekileceğini düşünüyorum. Ve yönetim ne yapacak? Mustafa Cengiz'in kararı ne olacak? Evet. Orada da bir belirsizlik var. Çünkü bir gün aday olacak, bir gün aday olmayacak. Bir gün yönetiminden Kaan Kanchal aday olacak, ona destek verecek. Ertesi gün Adnan Polat'la ittifaka gidecek, Adnan Polat desteklenecek. Yani Mustafa Cengiz cephesi için söylüyorum. İhtimalleri konuşuluyor. Şu ortamda evet, Fatih Terim Galatasaray'da çok önemli bir figür. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu bir seçim. Sandıkta ne olacağı belli olmaz. Galatasaray'da
Fatih Terim'in yeri çok farklı ama Fatih Terim'e karşı bir kitle de var. Yani Fatih Terim'in gerek söylemleri, gerek Fatih Terim'le daha önce çalışmış, Fatih Terim'le problem yaşamış eski yönetici, kongre üyesi ya da onun karşısında kendisini biraz değersiz eden, değersiz gören kişiler, üyeler olabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda evet Fatih Terim hamlesi oy getirir ama diğer tarafta oy da götürebilir. Yani bunu da bence hesaba katmak lazım. Yani Galatasaray'da salt %100 Fatih Terim'e destek ortamı söz konusu değil. Şundan söylüyorum. Şimdi Fatih Terim'le daha önce problem yaşamış kim var? Mesela Galatasaray'da eski başkanlardan Adnan Polat. Adnan Polat, Fatih Terim ikilisi bir araya gelmez. Bu net. Başka Fatih Hoca ile problem yaşamış eski başkan kim var? Ünal Aysal. Ünal Aysal da Fatih Hoca ile Galatasaray'ın efsanesiyle, sembol ismiyle problem yaşadım. Ve şu anda kim? Şu anda yönetimde Mustafa Cengiz Başkan. Şimdi 3 başkan, 3 başkan adayına oy verenler, 3 başkan adayının listesinde yer alan yöneticiler. Şimdi bunlarla da ben konuşuyorum. Şimdi bunlarla konuştuğum vakit mesela Fatih Hoca ile ilgili başkanın düşüncelerini içeren haberler gördüklerinde bu kişiler Mustafa Cengiz'i telefonla arayıp tebrik ediyorlar. Bunları da biliyorum. Ve bu tebriklerde bizim düşüncemizi dile getirdin. İşte söylenmemiş şey, biz sana destek veriyoruz diyor. Yani Fatih Terim karşıtlığı aslında bir tarafta da şu an Mustafa Cengiz yönetimine yeni bir şey alan sağlayabilir. Bunu da bence göz ardı etmemek lazım. Evet, Galatasaray taraftarı içerisinde böyle bir anket yapısı sonuç daha farklı olur. Galatasaray taraftarı daha duygusaldır, işte ne bileyim, belki bu konuda daha vefalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şampiyonluklar, başarılar Fatih Terim'i hep gördüler ama kongre üyesi refleksi biraz daha farklı. O yüzden kongre denklemini çok iyi okumak lazım. Adaylar var ve bu adaylarda herkesin alabileceği maksimum oylar var. Diğer tarafta da işte mevcut yönetimin getirdiği handikaplar ama avantajlar da var. Hep dezavantajlardan bahsediyor ama mevcut yönetim zamanında 3 senede üye yapılan 1-2 hücreye var. Fatih Terim, diğer kalan 3 aday Fatih Terim desteği ya da Fatih Terim ismi üzerinden politika güderken Fatih Terim karşıtlığının da belli bir kitleyi motive edeceğini ben düşünüyorum. Bir değişim, bir yenilik ya da ne bileyim, daha önce de az önce de söyledim. Eski başkanlar Adnan Polat, Ünal Aysal, onlar döneminde üye yapılanlar ya da bu önemli eski başkanların yönetiminde yer alanların bence refleksi de çok önemli. O yüzden Evet. Fatih Terim hamlesi yani pozitif anlamda katkıları olabileceği, negatif anlamda da belki de size bir şey yaratabilir, bir tablo Dezavantaj yaratabilir. olabilir diyorsun. Peki Nevzat, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, yorumların için. Tekrar güzel bir hafta sonu diliyorum sana.